Bunu herkes için diyorum. Kürtler de Türkler de aynı şey. Yani çatışma batışma kolaydır. Savaş kolaydır. En kolay şeydir. Önemli olan barış için sabretmek, azmetmek, başlayıcı olmak. Ben dedim, barış için gerekirse kardeşimin katillerini birkaç üç tane ülkücü şeyi, İhsan Baruç'u milletvekili bile olduğumu düşün ki kardeşimi öldürmüş. Birkaç yıl yaptı, 12 yıl mı falan yattı ondan. Ondan sonra milletvekili oldu. Bense mürtet, zındık falan diye ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Düşün yani böylesine bir zulüm var. Ve siz bu zulmü alkışlıyorsunuz. Ama dedim, barış için gerekirse kardeşimin katilini kucaklarım. Böyle. Benim bir gibi bir adama bile utanmadan, sıkılmadan terörist diyorsunuz, hain diyebiliyorsunuz. Zannediyorsunuz ki Allah katında bunun cezası olmayacak. Sünnetullah var, gerçekleşir. Yaptığınız zulmün, inkarın, savunduğunuz yalanların hiç böyle sorgulamadan günde 5 vakit talim ediyorsunuz propaganda, yalan propaganda. Bu güzel bir makale oldu. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Ayetler arasında çelişki yok. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Nasıl? Neyse. Okey. Ben bunu kapatıyorum. Bunu zaten sizin sabrınız yok. Zaten yoruldunuz. Ben de yoruldum dostlar. Mantık safsatını edibim bu magranya tamam bunu şey ettim. Okey. Son 17 yılda en çok gelişen sektörler bak bu hacamatla ilgili Eskişehir Tıp Odası sülük böyle yapıyor. Sülük uygulamaları kontrolsüz kanamalara hacamat HIV, AIDS yani gibi enfeksiyonların yayılmasına sebep hazırlıyor diyor. Ki doğru.